Çiçeğine yorum yapmak istiyorum. Onu mu alacaksın? Evet, canlı çiçek isabetli bir seçim olmamış. Niye? Ne? Solmuş. Kurumuş, solmuş. Sabah 6'da almış canlı çiçeği. Sen de yaptırsaydın, artık özenseydin de kurusaydı. Ben özendim, canlı çiçek getirdim. Ortama canlı çiçek getirdim, evet. Pazardan almışsın, koymuşsun şuraya. Neden alacağım çiçeği? Ben yapacak halim yok canlı çiçeği. Evdeki ben yetiştirdiğim çiçeği getirdim, masaya koydum. Ha işte, özendiğin oradan belli. Özendim, nereden özendik, yaptırdık onu. Sen özendin de özel, ne oldu, solmuş, yapraklar asılıyor. Saksıları bile neydi, saksısı neydi? Neydi? Neydi, alınmış saksıydı, neydi? Elimle mi örecektim? Ör demiyorum sana, topraktan mı yapılmayız? Senin saksın, senin saksın ne? Bahçedeki bak, papatyalar daha iyi. Gümüş benimkisi. Gümüş, neresi gümüş? Gümüşün ortasına oturtmuşsun. Antika şey, eski kalma şeyleri koymuşsun. Antika mı? Antika, söyledin antika. Antika ise daha güzel olmuş. Eskilerden kalma. Antika şeyleri koymuşsunuz ortaya diyor Fidan Hanım. Antikotu? Sen de yaptırsaydın Fidan Hanım. Sen de yaptırsaydın. Antika değil. Benim gelinim özendi yaptırdı. Antikaya benzemiyor. Çiçekçiye yaptırdı, geldi. Ay bakıyorum, bugün konuşuyorsunuz. Ben de sizin dün ciliniz yok zannetmiştim. Yani dün zannettim konuşamıyorsunuz. Bugün bakıyorum bülbül gibi çakıyorsunuz. Tabii ki bülbül gibi çakacağım. Büyük laflar havada uçuşuyor. Kendi masamdı. Misafirimdiniz. Bugün misafir mi olalım? Servisler dün çok geçmiş. Bugün biraz hızlanalım biz. Bilmiyorum, jetle falan gelir artık bundan sonra kaynanalar, ben hızlı olursam. Doğru olacaksın, her şeyi konuşacaksın. Sen dün Erzurum rüzgarı esti dedin ama ben bugün işte arı gibi sokacağım sizi. Estirdim, Karadeniz bak, Erzurum'u temsil ediyor. Bugün gök Karadeniz'den gelmiş. Anam, o nasıldı? Figen Hanım böyle sanki şey gibi gürledi gürledi gitti. Kurulmuş saat gibi. Çok hava atıyordu, Erzurum rüzgarı diyordu ama rüzgarı esmedi bugün. Sönük kaldı. Çünkü esilecek hiçbir şey yoktu. Toz var tabağında. Bakayım. Buyurun Zuhal Hanım. Şu, evet, açık havaya biraz toz geliyor. Servis yapmadan evvel bir peçeteyle alıyorsun değil mi kaseleri, yani, tabak önce? Tamam, süper. Senin hatan değil o, açık havadayız. Uçuşur tabii ki bir şeyler. Gördünüz mü? Servisleri gördünüz mü? Gördünüz mü gelinimi? Görüyoruz, görüyoruz. Birazdan görüyoruz. Teşekkür ediyorum gelinimi. Birazdan göreceğiz. Çok gördünüz mü gelinimi dedi. Birazdan göreceğiz. Bakalım. Tatalım bakalım nasıl? Ne tepsiyle getirmiyor, tek tek getiriyor. Seninki de tek tek getirseydi de. Sen konuştun ya. Sen tek tek getirdi ya halde, servisi yetiştirdi. Neyi yetiştirdi ya? Seninki tepsiyle yetiştiremedi ama. Aha, getirdiği belli. Belli işte, belli. Hızlı benimkisi getirdi. Benimkisi o kadar getirmişti. Kimin servisi hızlıydı, doğru söyleyin. Böyle vicdanlı olarak söyle. Şimdi çorba da geldi. Şu anda ana yemekte falan göreceğiz. Ben yeni başladım. Evet. Yemeğe şimdi oturduk. Jet hızıyla. Sonra jet hızıyla. Yemek sonrası işte değerlendireceğiz. Tamam. Bunları temizleyeyim. Dışarıda olduğu için bunlar biraz tozlanıyor. Kayınvalideler tabaklar yıkanmamış mı falan moduna geçiyorlar ama dışarıda olduğu için uçuşan bir şeyler var. Kaç saniye oldu içeri gidelim? Saniye. Benimkisi kaç saniye olmuştu? Kaç saat oldu? Kaç Allah saat? Allah. Sanki 16 saat Erzurum'a gitti almaya herhalde. Ben Erzurumlu değilim. Üsküdar'dan geldim. Erzurum'dan yani gelmedi benimkisi. İşte benim geldim de jet hızıyla alıp geliyorum. Tavuklu havuçlu çorbaydı bu arada değil mi? Evet. Tavukla havuç çorbası ne alaka? Ne alaka? Niye? Ne? Ne çorbası bekliyordunuz? Ne alaka? Tavuğun içine havuç. Nasıl ne alaka? He, havuçla tavuk. Havuçla tavuk çorbası bilirim ben, terbiyeli falan. Neyi bu da terbiyeli, terbiyeli. Bu da terbiyeli. Tat atmadım, beğenmedim demedim. Tamam, atmadım bir tadı. Da. Niye havuç koydun mu demek istiyorsunuz? Evet. Ha, tavuk çorbasına havuç konu havuç mı? Yakışmaz. Havuç yakışmaz. Ben alakalı bir şey görmedim yani. Pirinç ve şehriye. Aa, ben aksine en çok sevdiğimiz çorbadır bu. Bilhassa Erzurum'da her gün yediğimiz çorbadır. Bilmem. Belki yöresel olarak siz hiç yememiş olabilirsiniz. Bir tadım belki de bundan sonra yemek evet istersiniz. İyi dedin, tadalım. Hadi afiyet olsun hanımlar. Teşekkür afiyet ederim olsun. Tavuklu havuçlu çorbayı her ne kadar Ayten Hanım alakasız bulsa da bakalım tadı nasıl? Hiç tuzu yok. Hiç tuz yok, tadı yok. Hiç yok, tadı yok. Tansiyon sorunu olanlar için tuzsuz yapıyoruz yani. Yok, tadı da tuzu ama da yok hiç. Hiç yok, yok içinde ama. Aynı hiç anda sesler orada yükseldi, hiç yok diye. Tuz orada, tuzlanır tuzlu dersiniz. Bunun hiç çaresi var. Tuzlu olsa ne yapacaksın? Baharat yok içinde. Bak, hiç. Bak çorbanın çaresi var, tuz atabilirsin ama ilk attığın tuza benzemez, tadı olmaz. İlk attığımız tuz vardı. Nerede o ilk tuzlar? Tabii, tuzu attı mı tuzunla piştim tadı olur. Ama çorbanın hiç lezzeti tadı yok. Ah, evet, yok. İçin yok birer kaşık daha lütfen. İki tane aldım. Ya. Tabii. Nasıl her lezzetli oluyor? Beğendin mi? Beğenmesem yemem, ağzım doluydu konuşurken. He tabii beğeneceksin tabii, evet, gelin çorbası. Evet. İçin biraz böyle daha. Ben böyle gelin böyle tuzsuz, ben beğenmedim İçin derim. İçin biraz daha hastalık. Madem doğrusunu söyle. Tansiyon hastaları olur diye. Ekşi yakışmıyor çorbaya. Tavuk benim tansiyonum yok. Yakışır. Hayır, tavuk çorbası değil bu. Emine Hanım siz nasıl buldunuz çorbayı? Tuzsuz.
Kıvamı da çok sulu olmuş. Tavuk çorbası böyle olmaz. Havuçlu tavuk çorbası dedikleri için böyle olmaz. Ekşisi de yok. Ekşisi de hiçbir şeysi yok o zaman sizin bu saydıklarınızda. Bir nevi işkembe, yani bir nevi işkembe yalancı mi? İşkembe çorbasına benzemiş. Yalancı bu işkembe. Havuç çorbası. Tavukla yapılan yalancı işkembe çorbasına benzemiş. Yalancı işkembe çorbası da böyle olmaz. Ben iki tane kız çocuğum var. Onları büyütürken çok fazla çorba yaptığım için yani çok... bütün saydığınız çorbaları biliyorum aslında. Siz normal süt anlat pirinçli tavuk çorbasıyla bunu kıyaslama yapıyorsunuz. Çok yanlış yapıyorsunuz. Bunun içine pirinç, şehriye, bu tarz şeyler zaten girmez. Zaten terbiyeli bir çorba bu. Terbiyesini nasıl anlamadınız ben onu anlamadım. Ama çok sesin çıkıyor kızım. Çok sesin çıkıyor. Yani, yani çok... çok şey yani olmadık şeyi savunuyorsun yani biz söyleyince. Sesin çok çıkıyor. Savunacak mı? Ya aşçı mıydınız? Aşçıydınız. Aslında bilirsiniz terbiye falan var içerisinde. Terbiyesine falan bir şey demiyorum. Sadece çok sulu olmuş. Hayır çok dediniz ya çok... şey oluyor içerisinde işkembe, yalancı işkembe dediniz. Yalancı işkembe çorbasına zaten benzemiş. Zaten havuç olmaz içerisinde. İşte ona benzemiş. Yalancı işkembe çorbasını da biliyorum ben. Onun içerisinde havuç olmaz. Havuç sadece içine renk katsın diye koymuş. Peki bu tarafı da bir dinleyelim. Hayır ben yalancı işkembe çorbası yapmadım ki ben Zuhal Hanım. Şimdi evet. Öyle bir şey diyor ki yalancı işkembe çorbası değil bu. Yani bilmiyorum aşçı mı diyorsunuz ama bilmiyorsunuz ben beğenmedim çorbanızı. Şimdi bu çorbanın yaklaşık bir 10 çeşidi falan oluyor. Tavuğun girdiği çorbalardan 10 çeşit belki daha fazlası oluyor. Ben 10 çeşide yakın çorba biliyorum. Şehirlisi olur, pirinçlisi olur, havuçlusu olur. Hani önünüze gelen şu anda tavuklu, havuçlu, terbiyeli bir çorba. Ha, tuzunu beğenmedim, tuzunu beğendim. Tamam, tuzu eksikti. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Başka bir şey hani siz tavuk çorbasını ben böyle yapıyorum, sen böyle yapmamışsın gibi. Hanımım yani. Ben bilmiyorsunuz demiyorum ki. Sizin yaptığınız çorba gibi yapmak zorunda değilim ben diyorum. Sen çok konuşuyorsun da benzememiş. Yani sizin yaptığınız çorba gibi yapmak zorunda değilim ben diyorum. Biraz çorba çorbaya mı benzememiş? E tabii çorba tadı yok, tuzu yok kızım. Göreceğiz seni de gününde. Çok tamam göreceğiz ben de göreceğiz. Göreceğiz sizi de. Tamam benim gelim de aynısını yaparsa ben senin gibi orada göreceğiz. Aynısını söylerim. Ben diyorum ki çorba tadı... Niye kızım bunu tuzlu atmadan derim. Peki? Ne bekliyordunuz içinde? Ne olması gerekiyordu? İçinde sizin için eksik olan ne? Vallahi hiç kaynanandan aşağı kalmıyor yani fazla konuşuyor. Ama siz yanlış konuşuyorsunuz biraz şey yapın. Ne demek yanlış konuşuyorum ben? Ben kaç yaşındayım sen kaç yaşındasın? Biraz niye yaşa göre mi biliniyor? Yaşa göre saygılı ol kızım saygılı ol. Niye ben saygısızlık mı yaptım? E çok konuşuyorsun. Çok konuşunca saygısızlık mı oluyor? Evet. Vallahi benim için çok konuşuyor çok şey. Yani saygı yok bir şey yok. Kaynanası da konuşuyor gelin de ikisi de aynı konuşuyor. Yani hiç kimseye fırsat vermiyorlar yani. Gelinimiz çok savundu. Ben tavuk çorbasını böyle biliyorum dedi. Ben bunun 10 çeşidini biliyorum dedi. Ben aşçılık yaptım ve aşçılık sertifikam da var ama... Ben onun 10 çeşidini değil 20 çeşidini biliyorum. Tavuk çorbası böyle olmaz. Peki Melek Hanım'a döneceğim ben, sağ tarafıma. Ben bekliyorum sıra bana gelsin diye. Gelin hanım kızım ben yaşlı baktığım için bu yaşlı çorbası olmuş. Hasta çorbası olmuş. Tuzsuz ve bunun içine ben ekmek atarım. Yaşlılarımı öyle yediririm. O şekilde bir çorba olmuş. Kıvamını tutturamamışsın. Sıvı olmuş. Etleri içinde tam pişmemiş. Etleri tam pişmemiş. Tavukları da pişmemiş. Tavukları pişmemiş. Da pişmemiş. Ayrıca sotelendi etler ama. Siz de beğenmediniz. Ve tuzu gerçekten yok. Tuzunu gündeme getirmiyorum. Evet tuzsuz. Ben tansiyon hastasıyım. Tuzsuz yiyebilirim. İşte tam size göre. Evet. Yaşlısın diyor. Tansiyon hastasıyım dedim ya onu kullandım. Yok yaşlılara göre orada. Dedin işte tam size göre. Ben buraya yaşlı olarak yaşlı çorbası yiyeyim senin yaşlı gelin. Yaşlı demedim ama. Dedi. Yaşlı demedim. Lütfen. Lütfen hatırlayın ağzınızdan çıkarım. Yaşlı demedim çıkarım. Dedim tam size göre. Yaşlı çorbası dediniz ya tansiyon dediniz. Tam size göre dediniz. Dediniz. Bak tansiyon hastasıyım dediniz. Ben de dedim ki size göre. Tartışmayalım. Ben tuzunu gündeme getirmiyordum. Sadece... Sadece ifade ettim tuzsuz olduğunu. Çorban çok sıvı, etleri içinde sert. Ve tavuk eti sert sen mi olmuş? Bunu sert olmuş. Olmaz tavuk ama eti. Olmuş yani. Nasıl olmuşsa. Hem de iki aşamada pişen bir tavuk nasıl sert olmuş? Ben de çok merak haşladı, ettim koydu. Nasıl? Bana sert geldi. Size nasıl geldi Fidan Hanım? Tadı yok, tuzu afiyet yok. Olsun. Ellerine sağlık. Biberi yok. Peki, ne olması hiç gerekiyordu sizce? Ne oldu? Biraz katı böyle içinde birleşmesi lazım. Mesela? Bağlaması lazım onu. Mesela ne bağlayacak onu? Bilmiyorum neyle unla mı bağlarsın? Yumurtayla mı bağlarsın? Onları içersiniz zaten. Ama hiç. Çorbayı verelim de ara yemeğe geçelim hiç artık. Hiç tadı yok, tuzu yok. Böyle bunu bu tabağı verdim ama doğru mu verdim? Hiçbir şey yok. Tamam. Bunu da vereyim ister misin? Yok hayır. Tamam peki.
Şimdi tuz konusunda katılıyorum Elifçim Hanımlara. Hiç tuzu yok. Hepten tuzsuz. Evet. Vallahi hani tansiyon hastasına göre değil yani. Hani kıvamına göre olması gerektiği evet. kadarını koyacaksınız bir tık, tuzunda. Daha tuz olsaydı götür... olurdu yani. Bir tık değil bayağı bir tık olması lazım. Tık 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 yani öyle söyleyeyim. Hepten tuzsuz. Çorbaya tuzsuz olmuş. Denemedik, bakmadık. Yani içeriğini de beğenmediler. Yani aslında beğenmemeye gelmişler ama Zuhal Hanım da dedi tuzsuz olmuş dedi. Yani içinde tavuklu havuçlu çorba başka ne şekilde olabilir ki? Tavuklu havuçlu çorba bunun adı bu yani. Dolmuşlar gelmişler kaynanalar. Nasıl demoralize ederiz Elif'e onun derdindeler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.